Binaenaleyh amale muvaffak olamayanlar, amellerde muvaffak olamayanlar, yeyse düşmemek için, yeyse düşmesinler de ne yapsınlar? Evet. Şu ayete müracaat etsin. Evet, işte ilaç. İlaç. Kur'an-ı Kerim'in eczanesinde. Evet, hastalık, yeis, ümitsizlik, Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek. İlacı ne? İşte bu ayetmiş. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknetu min rahmetillah innallaha yağfuru zunube cemian innehu huvel gafurur rahim. Yani kul de ki Resulüm aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ya ibadiyellezine esrafu, ey israf eden kullarım, günahta aşırı giden kullarım diye de meallendiriliyor. Nefislerine zarar veren kullarım, enfusehum, la taknetu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Niçin? İnnallâhe, muhakkak ki katiyen Allah, yağfuru zunube cemi'a, günahların hepsini affeder. Yani günah affedemeyeceği bir günah yoktur. Yani sen, ben bu günah işledim, bu günah kesin beni cehenneme götürür diyeceğin günah da dahil olmak üzere. Hani dağlar büyüklüğünde günahın da olsa onu da affedebilir Allah. Çünkü Allah ilahtır yani, çünkü bu kulların sahibi O'dur. Sen niye affettin diye kimse ona ne sorgu sorabilir, ne hesap sorabilir. Ya bu günahtı, böyle affedilemezdi deyip işine karışacak bir şeriki de yoktur. La yüseldir yani. Maşallah. İnna Allah yağfuru zunube cemi'a, bütün günahları affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah gafurdur şüphesiz. Merhamet sahibidir. Yani zaten Allah affetmek istiyor diyebilir miyiz? Evet. Yani onun Cenab-ı Hak yani kullarını affetmeyi kullar hak etmek şartıyla, adım atmak şartıyla, talip olmak şartıyla kendini adeta vacip kabul etmiş yani. Yani kul isteyecek. Cenab-ı Hak affetmemekte kendisi muhayyer olmakla beraber. Olur mu? Ama yine de siz bir adım atın, ben size 100 arşın gelirim. Siz ellerinizi kaldırın, ben tövbelerinizi, dualarınızı kabul edeyim manasındaki şeyler bize gösterir ki adeta Cenab-ı Hak kapıları sonuna kadar açık bırakmış. Şeye benzetiyoruz biz bunu. Mesela şimdi bir binamız var. Binamızda da penceremiz var. Evet. Her gün güneş pencerenin yanına kadar gelir. Orada durur. Ama sen kendi iradenle pencereni bir güzel boyamışsın. Hem de kapkara bir boyayla. Evet. Bir ziftle mesela. Şimdi güneş gelir orada durur. Ne zaman bu adam penceresini açacak ya da penceresinden küçük bir yer boyasını kaldıracak da ben buraya gireyim de ona bir ısı ışık vereyim manası, adeta bekliyor. Evet. Mecbur değil oraya girmeye. Sen de istemedikçe oraya girmez. Ama sen az bir pencereyi bir aralayayım dedin mi oradan girecek. Maşallah. İşte Cenab-ı Hakk'ın rahmeti adeta kalbimizin, bütün insanların kalplerinin yanında duruyor. Sen kendi kalbinin mühürlenmesini istediğin vakit Allah mühürlüyor. Yoksa Allah mühürlemiyor. Bütün kafirlerin kalbi mühür değil ki. Israrla istiyor ki benim kalbim mühürlensin. Sonra Cenab-ı Hak mühürlüyor. Israrla istiyorsun ki Allah'ın rahmeti kalbime dolmasın, Allah'ın hidayeti kalbimize girmesin, Allah'a iman kalbimi şenlendirmesin diye istediğinden dolayı Allah şenlendirmiyor. Dolayısıyla biz ne zaman kalp penceremizi az bir aralasak, az bir açsak, kime? Rahmet-i İlahiye güneşine karşı. Hemen o rahmet-i İlahiye güneşi oraya ne yapacak? Dolacak. Yani misal buna tam güzel bir şekilde uyuyor elhamdülillah. Evet. Dolayısıyla kalbimizi Allah'a karşı açmak. Onun için Sa'd Kazazan Hazretleri hidayeti şöyle anlatmış. Kulun cüz-i iradesini sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın kalbine ilka ettiği bir nurdur hidayet. Benim kanaatim şu. Bağışlama ve bu manadaki şeyler de aynı durum. Kulun cüz iradesinin sarfından sonra sen günah işlemişsin bir kul olarak, insan olarak, beşer olarak. Hazbel beşer. İstenmez ama yapılabiliyor. İşledikten sonra Cenab-ı Hakk'a ellerini açıp samimi bir edayla Allah'tan istedin mi? Sen bir adım attın mı? Kulun cüz iradesinin sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın kalbine ilk attığı nur nedir?
tövbe, istiğfar, affetme, buna mümasil bütün muvazıki şeyler Allah'ın rahmetinden gelir artık oluk oluk. Aslında mantıkla düşünsek olması gereken de budur. Evet. Mesela diyelim ki ben yoldan giderken yanlışlıkla bir çamurun içine düştüm. Mesela. Ne yapacağım? Evet, temizlemeyeceksin. Belli canım yani. Yapacağımız iş herhalde ben bu çamurla beraber toplum içerisinde yaşamaya devam edeyim demem yani. Bunu temizlemem gerekiyor. Manevi hayatımız da aynı böyle. Kirlendiği zaman yapacağımız iş temizlenmektir. Nasıl ki kirlendiğimiz zaman banyoya gidiyoruz, kirlerimizden arınıyoruz. Manen kirlendiğimiz zaman, yani günah işlediğimiz zaman da tövbe istiğfar guslüne, banyosuna müracaat etmemiz gerekir yani. Bize yakışan o yani, buna yakışan. Evet. Elhamdülillah. Aksi takdirde ümitsizliğe düşüp, işte ben cehenneme gidiyorum, daha ben kurtulamam deyip yolumuzu şaşırsak hem günah işlemeye devam ederiz. Evet. Hem küfre gidecek bir yolun kapısını açmış oluruz. Böyle bir tehlike olmasa bile sekerat anında ölümün ne zaman geleceği belli değil. Sekerat anında o günahlar bizim imanla kabre girmemizi, imanla son nefesimizi vermemize mani olabilir. Evet, tamam. Kalbimizi karartabilir. Dolayısıyla onlardan, o manevi tehlikelerden arınmak lazım. Onun yolu da tövbe istiğfardır. Ümitsizlik hastalığının çaresi tövbe istiğfardır. Tövbe istiğfardır diyebiliriz. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemektir diyebiliriz. Özellikle yani. O. Evet. Hem dünyevi hem uhrevi manada düşündüğümüz vakit Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek. Evet. Allah razı olsun.